Ay tanrım, nerede kaldı? Bilmiyorum ama birazdan öleceğim. Yok mu daha? Bana bak. Ya Allah korusun. Kapı. 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 Allah'a kapı. Ben açarım. Ben açarım. Açarım ben. Aynen. Abo! Ay. Sen miydin? İstemeden oldu. Niye? Zort zort zile basıyorsun. Anahtarla açsana. Münasebetsiz. Bu ne hal? Çıbağa geçirilmiş Japon fenerleri gibi kıpkırmızı olmuşsunuz. Kolay değil Recep. Hayat memat meselesi. Elbet tabii. Bütün seni didindikten sonra... Ya Allah korusun. Ya! Sen miydin? Herhalde galiba sanırsam. Anahtar denen bir şey var değil mi? Hiç. Önüne gelen zort zort zile asılıyor. Sabahtan beri yüreğimiz kapıda zaten. Abo. Hala gelmedi mi? Gelmemiş. Buyur sen de Japon fener alayına. Aha böyle zort zort öttükçe kalbimiz cart cart yarıldı burada. Tırt tırt bakma böyle. Zırt pırt kapı çalınmaz öyle. Hiç. Recep çalar, sen çalarsın. Öldük ayol. Kaderimiz şu zilin çalışına bağlı Haydar. Ve kader kapıyı 3 defa çalar. Ay niye açmıyorsunuz ya? Ay, yavaş söyle Rüya. Baba başardık mı? Evet başaracağız. Kısa film yarışması mı? Bu ne? Bizim okulda açılan bir yarışma. Kazananlara 2 gün Antalya tatili. Hem de bütün ekip için. Ama sen okula... Notlarımıza bakmaya... Ve geçip geçmediğinizi... Öğrenmeye gitmemiş miydin? Ha o mu? Tamam canım geçmişiz. İşte bütün şartlar burada yazıyor. Konu serbest. Bir kamera bulup bu yarışmayı kazanabiliriz. İşte sonunda hayatımızın fırsatı ayağımıza geldi. Ailelerimizin yanına dönmeden önce hep birlikte Antalya'da bir tatil yapabiliriz. Ben başaracağımıza inanıyorum. Olağanüstü bir film çekeceğiz. Ne muhteşem değil mi? Değil mi? Az kalsın patron razı olmuyordu. Kameranın iş dışında ajansdan çıkarılması yasak. Bir haftalık bir mekan çalışması yapacağım dedim. Bir tanem, benim için yalan söyledin. Senin için değil, sanat için yalan söyledim. Bu gerçekten sanat filmi olacak değil mi Rüya? Aşk olsun. Yani filmin senaryosunu bitirdim bile. İstersen kendin bak. Bak. Ama bu bildiğimiz klasik bir Türk filmi. Asla. Senaryoda bir tane bile kör var mı? Hem klasik Türk filmlerini sanattan saymıyorsan seni zorlamıyorum. İstemiyorsan filmi yönetme evlen. Al kameranı git. Rüya, beni yanlış anladın aşkım. Zaten sanat bir yorum meselesidir. Peki bu senaryoyu nasıl yorumluyorsun? Yorum yok. Çekecek misin? Kaderimse çekerim. Yani filme böyle bir isim bulmalı. Bir de senaryo çok kalabalık. Biliyorum. Peki dün seninkilerle konuştun mu? Herkes oynamaya razı oldu mu? Ve bu filmi çekebilmem için hepinize ihtiyacım var. Oynayacaksınız değil mi? Hayır. Ama neden ama? Neden çok? Hepimiz sınavların bitmesini bekliyorduk.
Ailelerimizi çok özledik bu ya. Sabit abim askerden dönüyor. Anamgil de dört gözle armağan bize gelecek diye bekliyor. Yani armağan turistik açıdan bize geliyor. Biz de Çanakkale'ye döneriz artık. Bir haftadır iş ortağı kaldı vallahi. Zaten ben hayatta Recep'le oynamam. Ay ben seninle oynarım. İmcilik biliyor musun? Bizim takım da şimdi dükkanı bırakamaz. Ama oynamak zorundasınız. Bak, herkes nedenini, niçinini söyledi aslanım baldız. Madem oynamak zorundaymışız, sen de iyi bir neden söyle. Kaçın! Kuralıma girdi! Orada bunalıma girerse altında kalırsınız, indirin aşağı çıkın. Rüya, acı bize. Girmeden önce bir düşün. Çok geç. En az bir hafta çıkmaz. Aman canım, bu ya, kadar da olmaz. Eyvallah. Her istediğini yaptırmak için güzel yöntem. Bu sefer kesinlikle taviz vermeyelim arkadaşlar. Evet. Rüya. Hapishane sahnesinde istediğin tip bu mu? Hayda, bıyık nereden çıktı? Beğenmediysen epilasyon yaptırırım. Ya o sahnede sen yoksun. Ayrıca erkek oynamıyorsun ki Cansu. Senaryomu Meryem verdi. Kuşkulanmalıydım. Jön'ü neden Recep oynuyor? Berat, Haydar ve Recep arasında çekilen kurada onun adı çıktı ve Brad Pitt kuraya katılmadı da ondan. Esas kızı niye sen oynuyorsun? Çünkü sen Recep'le iki sevgili oynamaya kalkarsan absürt filmler festivaline katılmamız gerekirdi ondan. Peki ben niye kötü kadın oynuyorum? Çünkü filmin en önemli karakter rolü. Ve senin karakterin çok uygun da ondan. Hadi sen sonra yavaş, Berat, yavaş. Yumakların alal olmuş, konyak mı içtin? Aman konyak mı içtin? İçtiğimiz konyak mezesi... Daha yavaş Berat, pan yapamıyorum. Sen kimin yersin anam, her yanda... Gitti dağ gibi çocuk! Meryem, ne diyorsun sen, ne? Emre'ye baksanıza, oturum olmuş, ay! Ne? Kötürümün Meryemcisi. İşte o! Yok Meryem, film için şaryo yapıyoruz, şaryo. Aa, şaryo kötürü müydü? Oluyor, çok güzel. Hiç de olmuyor. Şaryo'ya benzemiyorsun. Ve ayrıca sen yürüyebiliyorsun. Film yerine direktman sen bizi çeksene Evren. Evren'in ucubeleri diyerekten Discovery Channel'a yollarsın. Kıyameti koparırız. Beni kaderimle baş başa bırak Nalan. Batan iyi mi hocam? Salı pazarında atlet faniyle satmak için evet. Öyleyse ben bunu bir ton açayım. Beni kaderimle baş başa bırak Nalan. Bundan vazgeçip çizgi film mi çeksek acaba? Sen hiç Türk filmi seyretmedin mi Recep? Biz ki aralarında kentli köylü, Türk yabancı, serseri kibar gibi sosyal farklar gözetmeden... Jönleri hep aynı erkekmiş gibi konuşturan Abdurrahman Palay nesillerinin ahbadıyız. Biz ki o bildiğimiz ses tonuyla binlerce kahramanın hikayesini izlemiş bir ulusun çocuklarıyız. Tamam anladım. Bu kadar konuşacağını cümlelerin başıyla sonunda inle deseydin ya bacım. Beni kaderimle baş başa bırak Nalan. Da-da-da-dam. Bu ne bu? Bir çeşit jandarma. Ben de bir çeşit dansöz. Hoş buldum.
şeref verdim. Armağan bu kanto kostümü. Biliyorum. Hı. Ama dansöz kostümleri çok pahalıydı. Alamadık. Hı. Bu yüzden ben de pavyonda kanto yapan ilk Türk kadınını oynayacağım. Bravo. Hadi oynayası da. Haydar jandarmaya benzemiş mi? Bu nedir bu? Bu nedir bu? Bu? Güvenlik birimlerinin tarihsel bir koleji desek. Bak, fesi çıkarabiliriz istersen ha. Bak, bak. Kılık değiştirmiş bir jandarma olamaz. Ha. Ben jandarma istiyorum. Sen merak etme. Ben onu oyun gücümle veririm. Sen bana bir replik yaz. Ben Haydar'ı görünce, aa jandarma diyeyim. Ha, olmaz mı? Jandarma. Bak, bak. Jandarma. Ben, ya, ben. Dediğin jandarma. Ben, ben ortaya böyle karışık bir şey istemiyorum. Jandarma, ya, jandarma. Ya. Anlıyor musun? Kimse boş kesilen yemesin. Fıstıkları dünyanın parasını bir yedim onu. Evet, şimdi bir bakalım size. Şimdi ben böyle masada oturan sizleri tarayarak sahnedeki çalgıcılara döneceğim. Hı. Sahnede çalgıcı olacak adam yok. Sen de arbuka çalıyordun ya demin. O bir sahne önceydi enişte. Şimdi bodyguard oynamam lazım. Ben çalayım. Sen hem dansöz olup oynayacaksın hem nasıl çalgı çalacaksın aslanım yengem? Islık çalıp oynayabilir mesela. Dön bunu oyna. Dön bunu oyna. Başım döndü bir. Şikayet edip durma. Figüran tutacak paramız mı var? Hem aldın mıydı? En iyi erkek oyuncular ödülünü alırsın işte. Hadi çekiyoruz. Çalgıcı kim olacak peki aslanım? Bodyguard'dan vazgeçtim. Sen yine darbuka çal Berat. Tamam. Görüyor musun? Yani nasıl film iyilesi yapacağız? Seyirciler bodyguard'ı darbukacı sanacak. Nerede kaldı bunlar? Nerede? Anca Zeliha yenge. Önce stüdyoda filmi montajlayıp bir kopyasını okula yarışma komitesine teslim edecekler. Türk pişene kadar sabredip soyana kadar sabredemezmiş. Dedin de karnım acıktı bir. Şimdi yemek düşünecek zaman mı? Sanat pişiriyoruz biz burada. Hı. Sanat karın doyurmaz kadın. Hı. Geliyorlar, geliyorlar. Ana! Ay Rüya, çok heyecanlıyım. Buraya ben oturacağım. Filmimi en önden izlemek istiyorum. Ya. Aa, şimdi at belgeseli izlemeyeceğiz Ayten bacı. Bizim filmi takıyoruz. Sen filmini sonra seyredersin. Sen çok mu komiksin? Sen kardeşim, çok mu komiksin? Benim uğraşmanı da var ya. Çocuklar ya. Durun. Galada kavga yapmak uğursuzluktur. Çabuk olun. Acıktım diyor. Bir. Ay bir de kazanacağımız tutarsa. Vallahi ben umutluyum. Bir indi. Bir tabak yemek veren çıkar nasıl olsa.
Jenerikte ismimin Recep'ten sonra yazıldığını görürsem kıyameti koparırım ona göre. Recep'ten sonra mı yazdınız? Hayır. Recep'ten önce mi yazdınız? Hayır. R ile cepin arasına mı yazdınız? Canım, herhal isimleri bir şekil yazmışsınızdır değil mi aslanım? Doğruyu söylemek gerekirse isimlerinizi yazmayı unuttuk. Nasıl olabilir ya? Böyle dilin olmaz ki ama. Böyle şey yazmışsınız. Herkes otursun. Yoksa karışmam. Aha, başlıyor. Alın. Alın. Sağ ol Zeliha yenge. Bari tamam. Filmin adını koydunuz mu? Ay, kader falan koysaydınız keşke. Yapma Meryem. Herhalde o kadar değil artık. Sen miydin? Hı, benim. Yani senin koğuş ve de kader arkadaşın Yılmaz. Buraya düştüğün gün hayatımı kurtarmıştın. Sana vefa borcum var. Necmi, bize iki çay. Geldiğinden beri şu resme bakıp dertli sazına sarılıyorsun Murat. Hapislik biter mi? Sayılı gün geçer mi böyle? Hapislik koymuyor be Yılmaz. Hasretlik ruhumu bir fındık faresi gibi kemiriyor. Yüreğimi buz ruhu gibi kavurup iliğimi sömürüyor. Nalan dışarıda, ben içeride, vakit geçmiyor. O kızı unut Murat. Önünde uzun yıllar, arada parmaklıklar, sağ böbreğinde taş var. Hiçbir kadın hiçbir adamı beklemez bu kadar. Sen Nalan'ı tanımıyorsun Yılmaz. O ebruli bir kelebek kadar narin. Bir melek kadar temizdir. Bekleyeceğim dedi mi vuslata kadar bekler. Sevdi mi mezara kadar sever. Bizimki bırık bir aşk hikayesi. Başka türlü bir sevda. Nal. Ziyafet var. Ziyaretçi varmış. Kime? Yılmaz. Yılmaz. Hı?
Yılmaz, güvenmiş. Ya bana? Hey gardiyan! Herkesin anası, bacısı, karısı görmeye geliyor da beni neden kimse arayıp sormuyor? Üstüme afiyet olmayan işlere karışmam ben. Bak, seneler göz açıp kapayıncaya kadar geçti Murat. Bugün tahliye oluyorsun. Şimdi ne yapacaksın? Nalan'ı da alıp annemin elini öpmeye gideceğim. Çalıştığım pavyonun kartı. Patronum çok iyi ve babacan bir insandır. Çıkınca işe ihtiyacın olacak. Kapıda benim adımı ver. Bodyguard yakınım olur. Zahmet etme. Ben açarım Ali Yardım teyzeciğim. Ah, sağ ol kızım. Berhudar ol. Sen de olmasan bunca sene bir başıma nasıl katlanırdım oğul hasretine. Allah ne muradın varsa versin. Ah, amin. Nereden anladınız Ali Yardım teyzeciğim? Neyi? Gönlümde yatanın Murat olduğunu. Murat ağabey! Oğlum! Muradım! Kadersiz evladım! Anam! Saçı süpürge! Böğrü süt kokulu anam! Bahtsız oğul! Çilekeş anam! Gel! Gel, geç şöyle! Mapus damından yeni çıktın! Acıkmışsındır! Biz de komşu kızı İffet kızımla dolma soruyorduk. İffet'i hatırlıyorsun değil mi? Sen hapse girdiğinde çocuktu. Şimdi Serpil'im adı gibi İffetli bir genç kız oldu. İffet? Çümüklü İffet sen misin? Benim Murat abi. Hoş geldin. Sağ olsun. Beni hiç yalnız bırakmadı İffet. Hem de on parmağında on marifet. Hamarat mı hamarat, tatlı dilli, güler yüzlü. Ana, yıllardır haber alamadım. Ben çıkıp bir Nalan'ı arayayım. Ne oldu Çilekeş ana? Nen var? Yoksa Nalan? İffet kızım, Murat abine bir bardak soğuk su getiriver. Baş üstüne Ali Hanım teyzeciğim. O kızdan sana hayır gelmez bahtsız oğul. Çilekeş anam, sen ne diyorsun? Diyeceğimi dedim. Gayrı, gerisini sen düşün. Düşün taşın, aklını başına topla. Sana emzirdiğim sütü helal etmem ona göre. Thank you.
Hayırdır delikanlı? Yerine mi baktın? Belli ki buraların yabancısısın. Sana bakınca nedense gençliğimi hatırladım. Seneler önceydi. Bir zamanlar bu pavyonun en güzel kadını bendim. Bak, şimdi görmüş geçirmiş bir tuvaletçi kadını oldum. Buraya bir kez girdin mi bir daha çıkamazsın. Hazır kapı eşiğinde dururken var git yoluna. Benim için artık hayat çölde çatlamış bir su yatağından farksız Felacı abla. Nalan'ımı bulamadım. Bari kendime bir iş bulayım. Sana bir nasihat vereyim delikanlı. Erken atılan bir tokat törpülenmiş bir ömürden iyidir. Sen iyi bir çocuğa benziyorsun. Felek vurmadan kendine okkalı bir tokat at. Ve dürüstlüğü bir altın bilezik gibi taşı bileğinde. Unutma ki kızını dövmeyen dizini döver. Sen bizim Yılmaz'ın koğuş arkadaşın Murat oğulmalısın. Nereden anladınız? Pavyon sahipliği sarraflığa benzer. Biz artık insan sarrafı olmuşuz. Hulusi Kalender. Bu da benim şeyim... Eski metresi, ikinci karısıyım. Feryal. Fazlasıyla memnun oldum. Yiğidim, aslanım, koçum... Seni sevdim. İşe alındın delikanlı. Sağ ol Hulusi Bey. Hulusi Baba. Gel sana pavyonu gezdireyim. Ne o cicenle? Yeni avın mı? Sen benim işlerime burnunu sokma üvey ol fenai. Babamın kulağına giderse senin için hiç iyi olmaz amma. Ne garip. Nedir o garip nolan? Ben de senin için aynı şeyleri düşünüyordum. Ağına düşürüp zehirlediğin kızların bir listesini yapıp emin bir yere sakladım. Bana bir şey olduğu takdirde tüm kirli çamaşırların su yüzüne çıkacak. Neyse. İşbirlik yapmaktan başka çarem yok. Bundan böyle iki kötü olarak ortak çalışalım. Bu ikimiz için de hayırlı olacak. Seneler önceydi. Ben bu Meret'i bıraktım ama... O beni bırakmadı. Ne demek istiyorsun pistoletçi? Ne demek istediğimi siz benden daha iyi bilirsiniz. Hadi oradan. İffet. Büyüyüp gelinlik çağı geldin. Ben de artık köşeme çekilip torun sevme zamanım. Başını bağlasak diyorum. Sen nasıl isterseniz Aliye Hanım teyzeciğim. Öyle değil. Akılsız kızım. Muradım mapustan çıktı. Benimse günlerim sayılı. Bu fani dünyadan göçmen kuşlar gibi uzak diyarlara göçüp gitmeden... Mürvetinizi görsem, pembe bulutların üzerinde başımda hare,
omuzlarımda akbak kanatlarımla. Sizin mutluluğunuzu izlerken ne kadar bahtiyar ve müteşekkir olacağımı anlatamam. İnşallah o günleri de görürüz Ali Hanım teyzeciğim. A benim yüreği kayık, eli açık, aklı kaçık kızım. Murat'la seni baş göz etmekten söz ediyorum. Ama. Ama ama ne ama? Ama ben bugüne kadar Murat abimi abi olarak sevdim. İyi ya, bundan böyle kocan gibi seversin. Anlaşmamızı unutma. Kim olduğum, ne ettiği yaşadığım mahkus ve casus bir sır olarak kalacak. Nasılsın Naliye Kanun? Ne olsun beyim? Varlığına duacıyım. Senelerdir senin yardımların olmasa Murat'ıma nasıl bakardım mapustamında? Oğlum nasıl? Haber alabiliyor musun? Ah, Murat! Abim bugün çıktı hapisten Esrarengiz amca. Demek çıktı ha? Çıktı ya. Ne o? Sevinmediniz mi yoksa? Sevinç. Mutluluk. Neşe. Bu hüsnü duygular. Benim için çok. Geçmişte kaldı. Şimdi yaşayan bir ölüyüm ben. Tek avuntum. Neyse bir. Hoşça kalın. Az dur yedim. Sana söyleyeceklerim var. Sahne sıram geldi. Başka zaman konuşalım Feryal Hanım. İş bekler. Ama aşk engel tanımaz koçum. Aman Allah'ım. Neler söylüyorsunuz? Ahlaksız kadın. Evet. Belki ahlaksızım. Ama nihayetinde ben bir kadınım. Seni ilk gördüğüm günden beri damarlarımda atlılar koşuyor dört nala. Kalbimde derin bir sızı. Büyük bir yala. Söylediklerinizden hiçbir şey anlamıyorum Feryal. Seni bir boğa gibi seviyorum. Matadorum benim, yiğidim, koçum. Sen evli bir kadınsın, mutan. Dul sayılırım. Kocam yıllardır kafasına balyoz yemiş gibi yaşayan bir ahmaktan farksız. Kadın ruhundan anlayamayacak kadar da kötürüm. Ona parası için katlanıyorum. Öyleyse daha da utan. Çıkarcı, ahlaksız. Ve de vicdansız kadın. Beni kimse reddedemez. Bana kağıt mendil muamelesi yapamazsın. İntikamım acı olacak. Ses. Şimdiden huzurlarınıza şandalye Night Kulübü'nün iftiharı. Nortado'nun nadide bülbülü. Nuvertur, nas solisti ti. Bir deste gülü getiriyoruz sı. Nuzurlarınızda bir deste gülü.
falan. Yalvarırım bırak beni. Yeter yaptığın kötülükler. Bu pavyondan ancak ölüm çıkar. İçkimi ilaç atmak suretiyle beni ihmal ettin. Yetmedi mi fenayı? Hayır nalan. Ya benim olursun ya kara torpan. Artık senden korkmuyorum. Murat'la birbirimize duyduğumuz sevgi bütün kötülüklerin üstesinden gelir. Ne benim ne arzum. Kalmasa tek umudum, erisem yudum yudum, yine seni seveceğim. Ne benim ne Bu ne hal, bahtsız oğul. Yoksa çıktığı pavyonda bir deste gül adıyla şarkı söyleyip erkeklerin eğlencesi olmuş Nalan'a rastladın da ondan mı böyle perişansın? Maalesef evet, çilekeş anam. Ayaklarım kırılsaydı da oraya gitmez olaydım. Gözlerime mil çekselerdi de görmez olaydım. Aklımı kaçırsalardı da bu acı gerçeği anlamaz olaydım. Ağzından gel alsın, tövbe de. Tövbe. Şimdi ne yapacaksın Murat? Abi? Kendimi yollara vurmaktan, çöllere düşmekten başka çarem kalmadı. Hapisliğin en fecisi hürriyete sahipken yaşananıymış. Bundan böyle dünya zindan yaşamak fuzuli bir faaliyet. Hakkını helal et. Hoşça kal İffet. Sabah oldu. Saçlarım bir gecede bembeyaz oldu Aliye Hanım teyzeciğim. Sallar boyunca bak, ayak izlerimiz var. Deniz bile silmemiş, söyleyeyim bak neden, aşkımıza hürmetten. Sende yok bu hürmet hiç, aşkımızı unuttun. Benim olan o kalbi bahaneler bulup da başka kalpte uyuttun. Murat! Beni! Ah! Bütün gece peşinden koştum. Seni burada bulabileceğimi biliyordum. Hayatın yalan almış Nalan. Beni çölde bulabileceğini nereden bilebiliyorsun? Yalancı kadın! Çırak! Ah! İnan ki yalan değil. Kalbimin sesini dinledim. Detonedir senin kalbin. Hain! Hayır! Hayır! Yüreğinin götürdüğü yere git dediler. Geldim. İşte buradasın. Köpekleri severim. Ancak kadınların köpekleşmesine dayanamam ben. Senelerdir. Alnıma yazılmış. Kara yazımın çaresizliği içinde mide spazmı geçirircesine kıvrandım durdum. Hayallerim genç kızımla birlikte Titanik gibi derin sulara gömüldüm. Sana gerçekleri anlatmama müsaade et Murat. Sonra istersen Duşanbe'ye yerleşir. Bir daha rahatsız etmem seni. Her şey
sordu diye bıçaklayıp hapse girmenle başladı. Bırak da sana bu kötülüğü yapan adi adamı bulup onu doğduğuna pişman edeyim Nalan. O pislik için elini kana bulamaya değmez Murat. Birbirimize tekrar kavuşmuşken, saadet bize burnumuza konmuş bir kelebek kadar yakınken yapma. Haklısın sevgilim. Artık o pavyonda çalışmayacaksın. Evinin kadını, çocuklarının anası olup komşuluk ilişkilerini geliştireceksin. Sen nasıl istersen öyle olsun. Bu gece seni burada bekleyeceğim Nalan. Bu ağaç altında buluşup kimsenin bizi tanıyamayacağı memleketimizin şirin bir balıkçı kasabasına kaçar. Bundan böyle orada yaşarız. Yalnız bir şey eksik. Nedir o? Bir deste gül. Ne? Öldürmeni istiyorum. Ama bir deste benim sahne adım. Kendimi intihar etmemi istiyorsun. Hayır. Bayaların. Bayalarını sil. İşte şimdi gerçek sen. Meleğim benim. Prematüre bebeğim. Ne yapıp edip bu gece kaçmalarına engel olmalı Zübey evlat fenayı. Eğer kaçıp saadet içinde mutlu bir hayat sürerlerse önce kendimi, sonra da Nalan ve Murat itine vururum cücenle. Hayır hayır. Bu işe bir çözüm bulmalı. Madem Murat benim olmadı, o şarkıcı parçasını asla olmayacak. Öyleyse gel ortak kötülük yapıp gıcık dünyalarını başlarına yıkalım. Ve kötü emellerimize ulaşalım. Senden de bunu beklerdim zaten Fenan. Yüzüme kara çıkartma. Hadi göreyim seni. Nalan kızım, gidiyorsun da ben. Evet Hulusi baba. İzin verirseniz Murat'la kendimize yeni bir sayfa açıp geçmişte yaşananları unutmak istiyoruz. Hiçbir yere gidemezsin. Ama Hulusi baba, siz nasıl olur? Elimi öpmeden mi gidecek? Ne zaman başın sıkışırsa ara. Bir baban da ben sayılırım. Benim babam yok ki zaten. O zaman direktman baban sayılırım. Bu durumda size sadece baba diyebilir miyim? İçinden geldiği gibi davran. Rahat ol. Sen bir meleksin yavrum. Benden böyle kolay kurtulabileceğini mi sandın lekeli melek? Murat'la ertelenmiş saadetine engel olamayacaksın. Alçak fenayı. Daha senin sırtından tonla para kazanacağım. Benimle evlenip bu iş ortaklığını resmiyete dökeceksin. Türk Medeni Kanunu kadın ve erkeği eşit tutar. Tarafların karşılıklı rızası olmadan kimse kimseyle zorla evlenemez. Burada medeniyet de benim kanunda. Sıkıysa evlenme. Gör bak. İkiniz de gözümü kırpmadan nasıl geber diyorum. Hayır. Hayır.
burada dokunma. Ben zaten ölmüşüm. Bırak bari o yaşasın. Ah şöyle. Yola gel biraz. Yoldan çıkmış kadın. Peki. Peki istediğin gibi olsun Fenay. Murat'a bir şey söyleme. Bu gece bu işi ben çözeceğim. Unutmayın ki söz gümüş ise sükut. Ne de oradan? Yapmayın. Hadi. Vurmayın. Sitemler örüyor kaderin ağı, hayatın dökülen bir gül yaprağı. Sitemler örüyor kaderin ağı, hayatın dökülen bir gül yaprağı. Geçse de ömrümün en güzel çağı, başkadır ilk sevgi göz ağrısı. Geçse de ömrümün en güzel çağı, başkadır ilk sevgi, ilk göz ağrısı. Geçse de ömrümün en güzel çağı, başkadır ilk sevgi, ilk göz ağrısı. Saatlerdir o ağacın altında aç oldum. Neden gelmedin? Çok safmışsın Murat. Benim kurulu düzenimi, para pınarımı ve bu renkli hayatı bırakıp seninle geleceğimi mi sandın? Hayır, olamaz. Demek bana yalan söyledin. Demek yalanların yalanmış gerçekten. Düşmüş kadın. Bırak! Haklıymışsın çilekeş anam. Bana Nalan'dan yar olmazmış. İffetle evlenip seni bahtiyar edeceğim. Aaa! Ali Hanım teyze. Bir gecede ağıran saçların bir anda karardı. Ben gidip bu neşeli haberi anneme vereyim hemen. Thank you.
nikah kıyılmak üzere İffet kızım. Annen nerede? Neredeyse gelir Aliye Hanım teyze anneciğim. Evlenmek istediğinizi beyan etmişsiniz. Aferin. Nikah geçmeden önce bu nikahın kıyılmasında itirazı olan ya şimdi konuşsun ya da sonsuza kadar sussun. Evet, yok mu itirazı olan? Kıyıyorum. Yok mu? Var! Anne! Leyla! Abla! Bu nikah kıyılamaz. İyi de neden? Çünkü Haldun ile biz yıllar önce çok büyük bir aşk yaşadık. Ve bu aşktan bir meyve doğdu. Pardon, konuyu açıklık getirelim. Haldun kim? Meyveye ne oldu? Ben Haldun Yuman. Leyla'nın eski sevgilisi ve İffet'in sinirler önce öldü sandığı babasıyım. Bir tren kazası geçirip hafızamı kaybettim. Yerine geldiğinde artık her şey için çok geçti. Peki gerçek kimliğinizi bizden ne diye sakladınız beyim? Onu da ben söyleyeyim. Haldun'un benden sonra evlendiği, kanserden ölen karısının, halasının, torununun yanından geliyorum. Demek bir oğlum olduğunu öğrendin Leyla. Evet Haldun. Her şeyi biliyorum. Murat senin anasız büyütemeyeceğin korkusuyla Aliye Hanım'ın kapısına bıraktığın öz oğlun. Anne, bu teyze neler söylüyor? Evet oğlum. Seni kapımda bulup kendi evladım gibi büyüttüm. Şimdi sen söyle. Doğuran mıdır yoksa büyüten midir bir çocuğun gerçek anası? Baba! Madem bu kız senin kardeşin, şu halde gerçeği daha fazla saklamanın manası kalmadı. Feryal'le Fenahi ortak kötülük yaparak Nalan'ı seni öldürmekle tehdit ettiler evladım. Ben muradıma eremedim. Bari siz erin. Koş, kurtar Nalan'ı. Artık çok geç. Kim bilir nerededir şimdi? Ben gelirken gördüm. Pencereden sizi seyrediyordu demin. Koş evladım. Herkes gibi ben de her şeyi öğrendim Nalan. Murad'ım. Buraya kadar gelmişken boş dönmeyeyim bari. Ne yapayım? Sizin nikahları kıyayım bari. Buyurun. Ben başından beri onu bir kardeş gibi sevdiğimi söylemiştim zaten. Doğruymuş. Bir daha soruyorum. Bu nikahın kıyılmasında bir itirazı olan ya şimdi konuşsun ya da sonsuza kadar sussun. Var. Sana ya benim olursun ya torpan dediydim. Hayır. Oğlum.
Halusiden olan, gayrimeşru oğlum, fenayim. Kötü mizaçlı, kötü bahtlı evladım. Böyle bir kötülük doğuran ben, kendi ellerimle bu kötülüğü ortadan kaldırmak zorundaydım. Beni affet. Ölmeden önce bir kere olsun bana anne de. Anne. Erken kalkan yol alır. Erken evlenme. Ay. Ben Sıdıka'ya bu hayatta çok çektirdim. Bari gidip öbür tarafta kendimi affettireyim. Allah daha siratımızı affetsin. Oğlum ve kızım olmadan bu hayat son derece tatsız, tuzsuz bir sebze çorbası kadar yavan. Ölüm gerçek, dünya yalan. Yalan! Annen kardeş. Ay. Geç buldum, çabuk kaybettim. Hicran oldu bu hayat bana. Ay. Lorca'nın kanlı düğünü bile bu düğünün yanında amatör bir teşebbüs olarak kalır. Bu hüsran, bu hicran, bu isyan beni ziyadesiyle mutsuz etti. Hayatın anlamsızlığını gördüm. Meğer yaşam cambaz ipinde durmaya çalışan bir toptan farksız değilmiş. Bu trajediye daha fazla tahammül etmeyeceğim. Duygu ve düşüncelerime tercüman oldun. Geldi işte. Evet Rüya Sonuç. Ödül aldık mı? He? Alamadık mı? Kazanmışken kayıp mı ettik? Hadi. Suratına bakılacak olursa ödül yerine dil çıkarmışlar. Bence hakkımızı yediler. Evet. Konuşsana Rüya. Kazanamadık de önemli değil. Biz ödül için yapmadık zaten. Hayır! Hayır lanet olsun! Ay! Bir durun! Bir durun da konuşsun kız! Söyle! Ödülü... Hadi Rüya! Kazandık! Ay bakayım! Aa bir dakika! Biz dram filmi çekmemiş miydik? Hem de en kanlı gözyaşlısından. İyi ama yani burada en iyi komedi filmi yazıyor. Fark etmez aslanım. Hep birlik Antalya'ya gidiyor mu gidiyor. Orada kah güler kahalarık artık.